online satış mağazası Beard Market ve Chico TV Avustralya Türk Kanalları platformu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 27 Ekim Çarşamba. Victoria hükümetinin salgına yönelik yeni yasa teklifi parlamento gündeminde. Victoria hükümeti mevcut acil durum yetkilerinden daha kapsamlı yetkilere ve sınırlandırmalara sahip özel pandemi yasalarını dün parlamentoya sundu. Başbakan Daniel Andrews, Victoria'nın pazartesi günü eyaletin 1510 yeni vaka ve 4 ölüm daha duyurmasının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Önerilen yasaların, hükümetin sadece şu anki acil durum yetkilerine güvenmek yerine küresel salgınlar sırasında COVID-19 kurallarının uygulanmasına izin vereceğini söyledi. Yeni Zelanda yasalarını baz aldıklarını ve New South Wales ile diğer eyaletlerdeki gelişmeleri de dikkate alarak yeni yasayı hazırladıklarını belirten Andrews, bu yerlerde inceleme, gözetim ve şeffaflık açısından daha fazla yol kat edildiğini ifade etti. Avustralya'dan yeni enerji politikası. Başbakan Scott Morrison, Glasgow'da gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı için 2050 net sıfır emisyon taahhüdü ve güncellenmiş emisyon projeksiyonu ile katılacağını, ancak 2030 için yenilenmiş kısa vadeli bir hedefin henüz planları içerisinde bulunmadığını belirtti. Uzun zamandır beklenen plan değişikliğini Salı günü duyuran Morrison, koalisyon içerisinde yüzyıl ortası hedefi etrafında nihai bir anlaşma sağlamak için aylarca süren müzakereler olduğunu açıkladı. Yeni plan, liderlerin enerji politikasındaki görüşlerini ve azimlerini artırmaya yönelik düzenlenecek COP26 zirvesinden birkaç gün önce duyuruldu. Federal hükümetten enerji faturalarına dair açıklama. Enerji Bakanı Angus Taylor, federal hükümetin 2050 için yeni net sıfır emisyon planına göre elektrik faturalarının günümüz fiyatlarına göre daha da düşebileceğini açıkladı. Taylor'a göre yeni plan kapsamında evlere elektrik sağlamak için güneş enerjisi kullanmak megawatt saat başına $15 mal olacak. Taylor ayrıca yaptığı açıklamalarda maliyet bedellerini de mümkün olduğunca düşürmeyi planladıklarını söyledi. Bloomberg NEF'in yaptığı araştırmalar ise güneş enerjisinden yapılan üretimin ortalama olarak megawatt saat başına $62 olduğunu gösteriyor. Gazla enerji üretiminde ise üretim maliyetleri $108 bandında seyrediyor. Coles'tan yeni hamle. Süpermarket devi Coles, rakipleri Aldi ve Woolworths'e karşı pozisyonunu güçlendirmek adına yalnızca internete özel fırsatlar sunan kendi çevrim içi pazarını başlattı. Coles Best Buys olarak adlandırılan yeni platformda müşterilere indirimli ürünler ve mağazada bulunmayan teklifler sunuluyor. Bu teklifler arasında $259 satışa sunulan yenilenmiş Apple iPad 6 üniteleri, $700 geniş bahçe seraları ve $599'dan başlayan elektrik fırınları dikkat çekiyor. Coles çevrimiçi özel ürün yelpazesi altında sunulan her şey müşterilere ücretsiz olarak teslim edilecek ve doğrudan tedarikçilerden alıcılara gönderilecek. Best Buys'ın lansmanı Eylül ayı sonlarında Everyday Market adlı neredeyse benzer bir siteyi başlatan Woolworths'ün hemen ardından geldi. Güncel döviz kuru ise şöyle: 1 Avustralya doları 7 lira 15 kuruştan, 75 Amerikan sentinden ve 65 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince, Canberra 24, Sydney 24, Melbourne 27, Adelaide 31, Brisbane 26, Perth 18, Darwin 33, Hobart 22 derece olması bekleniyor. İzlediğiniz bu haberler hakkında daha fazla detaya gün içinde web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yarın yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.